Herkese merhaba. 2016 model Peugeot 208 bir araç yaptık. Dizel. Selim arkadaşımız Karaman'dan geldi Ankara'ya. Şimdi ona sürdürteceğim. Zaten ben sürdüm az önce. Gayet güzeldi. Sürerken de size biraz bilgi vereceğim. Buraya bir tane dayama taktık. Yanlışlıkla basılmasın diye. Evet, bizim vanamız burada. Yedek kabımız burada. Hidrolik kabımız. Robotumuz aşağıda. Buradan görünüyor mu bilmiyorum da. Şu hizada bir yerde. Tek buradan görünen bir şey yok. Bu arabaya bir de arkadaş bir değişik müştemilat takmış. Evet, kapatabiliriz. Evet, akıllı debriyajı Selim Bey şimdi test edecek kendi arabası. Eşi için yaptırdı. İlk kullanışı diyebiliriz. Demin ufak bir sürdü. Şimdi ikincisi. Otomatikten daha güzel gibi geldi bana şahsi görüşüm. Evet, şimdi ilk izlenim tabii bu. Aynen. Vites geçişleri çok mükemmel yani, hiç böyle vuruntu hiçbir şey yok. Sarsılma, vuruntu. Aynı duruşlarda direkt durabiliyorsunuz. Üçüncü vitesi olsun. Aynen. İlk defa izleyenler için bizim cihaz takılınca debriyaj pedalı iptal oluyor. Şöyle görebilirsiniz. Sadece vitesleri yerine geçirerek kullanıyorsunuz arabayı. Kısmen tiptronik bir araç gibi oluyor. Yani trafikte çok keyif veriyor. Çok kolaylık sağlıyor. Dur kalkta kesinlikle hiç yormaz sizi. Yani bu, bir acemi için en büyük kolaylık diyebilirim. Aracınıza yapabileceğiniz en büyük yatırım diyebiliriz. Alışması da çok kolay. Selim 5 dakika bile olmadı. Olmadı. Nerede alıştık. Yani zaten otomatik araba süren hemen alışır. Aynen öyle. Birkaç ince ayarı var. Ben az önce onları öğrettim. Yarım debriyaj noktası ve kavrama hızı ayarı. Onları kişisel olarak değiştirebiliyorsunuz. Bakımı yok, bakım masrafı yok. Vites geçirirken ne yapıyoruz? Selim sen söyle. Tek yapmamız gereken. Tek yapmamız gereken ayağımızı gazdan çekmek. Gazdan çekip vites kolunu oynatmak. Gazdan çekip. Yani normalde zaten manuelde de böyle yapıyoruz. Aslında farklı bir durum yok. Sağdan. Bir yol yokuşta bir deneme yapalım. Aynen, yokuş kalkışı. Bunda yokuş kalkış desteği yokmuş. Aynen. Ama bayağı araba canlı ha, ben şöyle bir yokladım. 2000 devir yaşınca falan deliriyor araba. Yazılım mı yaptın yazılım sen? Yazılım var. Araba güçlü zaten, ne gerek var? Boş, yazılım var. Hevesim var onun için yapmışsın. He? Heves. Zevk meselesi mi derler? Heves mi derler? Bizim cihaz tabi bizden daha iyi kavramayı ayırıp kapattığı için kavramayı koruyor. Ömrünü bir nebze uzatıyor. Bunu istediğimiz anda manuele geçirebiliyoruz. Vanamız var. Evet, yokuştayız. Kalkıyoruz. Bir daha dur Selim. Bir daha yap. Araçta yokuş kalkış desteği olmamasına rağmen rahatlıkla kalkıyor. Çünkü bizim sistem anında yarım debriyaja getiriyor zaten. Fazla geri kaçırmadan kalkabiliyoruz. İleride bir gün baskı balata değiştirecek olursan sistemi manuele alıyorsun. Ondan sonra tamirciye o şekilde teslim ediyorsun. Tamam. Sonra o yapıp sana geri veriyor. Bu soru çok geldiği için şimdi aklıma geldi, cevapladım.